Merhaba, adım Dilek Dündar. Siz beni Can Dündar'ın eşi olarak tanıyorsunuz ama bunun ötesinde kimliklerim var. Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu bir ekonomistim. Belgesel yapımcısıyım, bir cumhuriyet kadınıyım, bu ülkenin bir yurttaşıyım, anneyim. Yurttaş olarak haklarım, anne olarak sorumluluklarım, cumhuriyet kadını olarak yükümlülüklerim var. Bugüne dek bizden daha kötü durumda olanlara saygı gereği yaşadığımız haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirmedim. Sustum. Yargının, vicdanların harekete geçmesini bekledim. Bunun olmayacağını görünce de bize yaşatılanları sizlerle paylaşmak istedim. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı geçenlerde bir basın toplantısında Türkiye'de insan hakları ihlali olmadığını iddia ederken Aksini söyleyenler somut bir tek olay bile gösteremiyorlar dedi. Madem öyle işte size açık bir insan hakları ihlali. 2016 tarihinde yurt dışına çıkarken havaalanında pasaportuma el kondu. Hakkımda hiçbir suçlama, soruşturma, yargılama yok. Önce elimde olan pasaportumun kayıtlarda kayıp göründüğü söylendi. Sonra polis seyahat özgürlüğümün kısıtlanmasına gerekçe olarak yurt dışına çıkmamın ülke güvenliği açısından sakıncalı olduğuna dair bir yasa maddesini öne sürdü. Benim yurt dışına çıkmam neden ülke güvenliğini tehdit edecekti ki? Madem öyle bir tehdit vardı, eşime kurşun sıkan tetikçi neden ceza almadan salı verilmiş ve pasaportu iade edilmişti? Tamamen hukuksuz, keyfi, siyasi bir kararla iki buçuk yıldır yurt dışına çıkmam, oğlumla, eşimle buluşmam engelleniyor tam anlamıyla eşime karşı rehin tutuluyorum. Oğlumun bütün ömrümce hayalini kurduğum mezuniyet törenine gidememem, sıkıntılı ya da sevinçli günlerinde annesi olarak yanında olamamam, iki buçuk yıldır hiçbir suçlamaya muhatap olmadan bu hukuksuzluğa maruz kalmam, hiçbir mahkemeden sonuç alamamam yeterince somut bir örnek midir? Yaşanan insan hakkı ihlalini göstermeye yeter mi? Yetmezse devam edeyim. Eşim ve ben ömrümüz boyu çalışarak kendimize bir yazlık ev aldık. Sonra paramızın yeteceği zanlıyla İstanbul'da da banka kredisiyle bir ev almaya kalkıştık. İkimiz de işsiz kalınca krediyi geri ödeyemeyeceğimizi anladım. Yazlık evimizi satıp bankaya borcumuzu ödemek istedim. Ancak tapu müdürü bu satışı Ankara'ya sormak zorunda olduğunu söyledi bunun tamamen hukuksuz olduğunu hatırlattığımda da nereye şikayet ederseniz edin dedi. O satışı yapamadığım için borcunu ödeyemediğim evimize geçenlerde haciz geldi ve icra takibi başladı. Banka hesaplarımıza da el kondu. Ülkemden çıkamıyorum ama yalnız yaşamaya zorlandığım evimden çıkmak zorunda kalacağım. Türkiye'de yatırım yapacak, ev alacak, ortaklık kuracak olanlar bu risklerin farkında mıdır bilmiyorum. Ama biz daima hukuka inanmanın bedelini ödüyoruz bugün. Buna rağmen hala o inancı sürdürüyor, başvurduğumuz mahkemelerden adalet bekliyoruz. İki buçuk yıldır eşimden, oğlumdan uzaktayım. Çoklarının yaptığı ya da önerdiği gibi illegal yollardan ülkemi terk etmek istemedim. Yargıya güvendim sabırla bekledim. Benim ve benim gibi aile bağları nedeniyle gerekçesiz cezalandırılan binlerce eşin örneğinde hukuk kadar eski bir kavramın, suçun şahsiliği ilkesinin açıkça çiğnendiğine tanık oluyoruz. Sadece o da değil. Anayasayla bize verilmiş olan hak ve özgürlüklerimiz, seyahat özgürlüğümüz, kanunlar önünde eşitlik hakkımız, haberleşme hürriyetimiz, mülkiyet hakkımız Hak arama hürriyetimiz ve tabii aile bütünlüğümüz de çiğnenmiş durumda. Acaba daha ne kadar somut bir örnek verebilirim? Hayatı boyunca sadece kendisi için değil, ülkesi için demokrasi ve adalet mücadelesi vermiş bir kadın olarak, son bir umutla ve benim gibi keyfi kararlarla ailesinden uzak tutulanlar adına buradan haykırmak istiyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.